Küçük Çatı koyundan ayrıldık. Şurası Küçük Çatı. Büyük Çatı var bir de bu tarafta. Orada bir şey çekmedim. Güzel bir yerdi. Fotoğraflarını ilave ederim yine. Instagram üzerinden çektiğim. Klidos geçişi için hazırlıklarımızı yaptık. Bugün Klidos'u geçiyoruz. Hava erken saatte çıktık. Şu anda bile böyle. Sabah 5'te çıkacaktık. 6'yı buldu çıkmamız. Bugün 25 nata kadar bir rüzgar bekleniyor. Onu yakalamadan hemen Klidos'u dönmeyi planlıyoruz. Olmazsa Mersincik limanı mıydı? Burnu muydu? Burnu herhalde. Burnu var. Orada geceleriz. Klidos biliyorsunuz en sıkıntılı yer. Tam Gökova'nın yüksek olduğu sezon şu anda. Böyle gidiyoruz. Hazırlıklar yaptık işte geçmek için. Botu ve motoru kaldırdık süretimizi düşürmesin diye. Her yerine ete ettik. Çünkü hava gelecek. Yelken de yapacağız. Burnu döndükten sonra şu an tam kafadan esiyor. Şöyle göstereyim. Kafadan esme bittikten sonra yelkeni açacağız. Şimdilik böyle devam. Kaldı 10 nat falan. Şurası hemen karşısı. Mersincik boyu diye geçiyor. Klidos'tan önce son kurtuluş yeri. Eğer hava patlarsa orayı kullanabilirsiniz. Karşısı Kos. Uzakta gözüken. Karşısı da Bodrum. Gökova'yı arkamızda bıraktık. Önümüz hemen şu tepenin arkası Klidos. Pek fazla havaya kalmadık, güzel oldu. Öylece Navacik devam ediyoruz. 13 dakika sonra Klidos'a girip Alarga'da kalacağız bu akşam. Buradan da 1, 2, bir tane de şurada var. 3 tane yelkenli kuzeyden katıldılar. Arkada da Cem abi. Belediye marinaymış burası. 110 lira. 2021 ücretleri.
şey çekmem çünkü biraz oturma çekiyorum. Şimdi gün batımına gidiyoruz. Burada gün çok güzel batıyormuş. O kadar güzel batıyor ki yani. Tam fevkaladenin sevkinde. 17,5 lira kişi başı verip gün batımını izlemeyi çok seviyoruz. Karyalılar bulmuş bir de gün batımını. Evet. O günden beri hep gün batımını izliyorlarmış. Ne zaman ki 17,5 lira bulsam giderim gün batımını izlerim. Bu da Karyalıların Larex'i. Bu nedir ama ya? Gün batımını izleyeceğim de şunu izlerim daha iyi yani. Bana daha çok şey katıyor. Tekneli. Batıdaki koya gidip de gün batımını izlemek yok. Evet, burası böyleydi işte. Palamut Bükü'ne giriş yapıyoruz. Şimdi şu neymiş eskiden? Baba mıymış? Baba mıymış? Neymiş? Burasının tarihsel ismi. Sonra yere kalk böyle onu döndüre döndüre en son şuradaki ada yukarıdan ve dağdan bakıldığı zaman palamut balığına benziyormuş. Ben pek benzetemedim ama normal bir balığa benziyor. Dolayısıyla Datça Palamut Bükü'nün ismi oradan geliyormuş. Dün akşam Knidos'ta kaldık. Arkamız Knidos. Şuraya kadar güzel şey vardı, hava vardı. 25 knot falan. Hep birinci camadan Cenova'yı balon gibi kullanarak yeni şapaz geldik buraya kadar. Burada kafaya döndü yine. Akşam Knidos'ta yaklaşık şöyle yapayım. 50-60 knot falan rüzgar. Felaketti yani. Şeyden Poça'dan bile daha kötüydü. Hamleler falan inanılmaz böyle. Gece kimse uyuyamadı. Pardon, arkadan seslendiler. Yaklaşık 55-60 knotlar falan böyle yani. Felaket, kimse uyuyamadı. Ondan sonra iki tane tekne taradı. Ve orada bana mesaj geldi. Ultra çapa bile dedi. Burada dedi tarıyorlar. Çünkü kum çok inceymiş. Ya gerçekten şunu yapan İsmail Kaptan'a teşekkür ederiz. O havada cidden bir daha demir atamazdık. Felaketti ya. Ve yaklaşık 1,5 saat falan böyle uyanık kaldım. En son baktım tutuyor. Uyudum. Ondan sonra işte o iki tane tekne taramaya başlamış. Cem abi uyanık kalmış. Sabah 4.30'a kadar. Ben 2'den 3.30'a kadar falan şeydim, uyanıktım. Şükür kazasız belasız atlattık. Her yerde en az 60 metre palama vermeye gayret ediyorum. Lazım, ciddi lazım. Hiç yani hani insanlar mesela Poça'da da bana soruyorlardı. İşte hiç hava durumuna bakmadım mı falan diye. Hava durumundan da gözüken bir şey değil. Bunlar işte bu bölgelerde böyle 2-3 tane bölge var. Kıyılarımızda. Bir tanesi işte Knidos, Babakale, işte Çeşme, Alaçatı tarafları. Bunlar böyle sağanak yapabiliyor, kaçak havalar yapabiliyor. Ve dün akşam ciddiydi yani. Gece aslında kaldı hava, hiçbir şey yoktu. Bir uyandık, aman Allah'ım ortalık yıkılıyor ya. Fırtına ya, resmen böyle bir şey yok. Yani uçuculuk hayatımda falan da görmedim. En son 50'yi falan görmüştüm şeyde. Tiflis'te dışarıda harici kontrol yapıyordum. Ve ayakta durulmuyordu. Bu ondan bile beterdi, çok fenaydı. Sağanaklar çok kötüydü yani. Böyle. Buradan şimdi bugünkü rotamız Palamut Bükü. Palamut Bükü'nden sonra Kurubük. Yanlış hatırlamıyorsam akvaryum koyu da deniliyormuş. Kurubük'ten sonra da Hayit Bükü'nde gecelemeyi planlıyoruz. Orada bir tane iskele varmış. Ben yine gidince oraya, orada çektiğim videoda altına numarasını falan eklerim. İskelenin. Tonoz vermeye başlamışlar. Aynı zamanda oradaki palamarcı arkadaş da demir atıp da gelinmesini istiyormuş. Hava bazen çünkü yükseliyor burada deli gibi. Datça bölgesi, Sıranı Körfezi'nin önü felaket yükseliyor bazı zamanlar.
Bakalım derse hani demir dağıtın diye telefonla arayacağız. Datça'da ne yenir? Oraya gelelim. Datça'da kalamar dolması. İçerisinde badem, mevsim yeşillikleriyle bezeli peynir var içerisinde. Bunu böyle dikiyorlar. Fırında 8-10 dakika pişirmece. Biz 3-4 sene önce Palamutbükü'nde yedik. Efsaneydi yani. Böyle bir şey yok. Bakalım Palamutbükü de bulabilecek miyiz? Bulamazsa Kayıtbükü'nde yine varmış. Herkese tavsiye ederim. Böyle. Böyle şu denizin güzelliğini göstereyim. Yokova'ya pek biz alışamadık. Yokova'da hep böyle şey vardı. Ne derler? Bulanık su yani. Bu azmaklardan gelen sular nedeniyle herhalde alüvyonlar var. Sürekli bulanık. O yüzden biz böyle cam gibi su seviyoruz. Buraya gelince mesela Knidos'ta kafayı yedik yani. Ne zamandan sonra öyle cam gibi su görünce. Bundan sonra hepsi cam gibi. Derinlik kaç metredir burada? Neredeyse dibi göreceğiz. Yansımalar falan efsane. Palamut Adası. Palamutbükü. Şurada hemen bağlanabileceğiniz bir liman var. Biz burada kalmayacağımız için buraya bağlanmayacağız. Ama Ayetbükü'ndekine herhalde bağlanırız. Şimdi burada kumluk zemin arayacağım. Çapayı ilk önce şöyle boşluyorum. Ondan sonra Kavaleta'dan atıyorum. Şimdi Efe serdim elimiz. Artık dümeni Efe'ye bıraktım. Ben çapa işleriyle ilgileniyorum. O hallediyor. Rüzgara bakalım. Rüzgar da tam sancak bordadan geliyor. Yani böyle atıp geri gireceğiz. Efe! Rüzgara göre geri gireceğiz. Ha, geri mi girelim? Rüzgar sancaktan değil mi? Evet, böyle başı açığa doğru açacağız, oradan geleceğiz. Orada. Yo, burnunla gir, dönersin şurada. Böyle gireceksin, şurada döneceksin. Sonra atacağız, geleceğiz geriye. Aynen. Böylece kendimize ait yüzme havuzumuz da olacak. Aşağısı erişte ve kum. Erişte ve kummuş aşağı. Hem erişte hem kum. Kaç metre burası? 8 metre. Tamam, dön, buralardan atarız, geliriz oraya doğru. Şurası bayağı iyiymiş. Kumluk. Yükselişi nasıl? Bayağı yükseliyor demek. Biraz ileriye atarız. Benim bildiğim bir anda derinleşiyordu zaten orası ama. Geçen sene mi? Yok, 3 sene falan önce geldiğimde. Derinlik çok mu düştü? Ha, şuralarda falan atarız, geri bırakacağız ya zinciri daha. Ben güzel bir yer bulayım. Sen bana derinliğini söyle. Üç dokuz. Yani 2 metrede salma, 5 metre. 6 metre. Rüzgara döndük mü? Daha henüz değil. Şimdi döndük. Şu birazcık ileriye doğru atalım da zinciri veremeyiz kalamayı. Navionics'e göre neredeyiz peki? Mavinin içinde miyiz? Değiliz ya, mavinin içindeyiz. Hmm. 4 metre burası. Tamam. Tamam, şurada falan atarım. İndirelim şöyle. He? Tamam. Buraya kadar getirin. Ondan sonra kabelatayı boşluyoruz artık. Ayağı güzel sık. Tamam, tornistan yapabilirsin. Böyle kendisi gidiyor. Evet, evet.
anda 30 metre falan attık zaten. 6 metreydi. Yeterli kadar. Şöyle kapatıyoruz. Kaç metre gösteriyor? 5.6. Biraz daha atarız o zaman, daha bazen varsa. Şu anda çok gergin duruyor. Biraz daha salayım. Şimdi kaç? 3. Süper. Bakıyoruz, tuttuğunu görüyoruz. Zaten buradan deliler gibi gergin. Biraz daha yanaşalım bari. Veriyorum biraz daha. Gördüğünüz gibi 10 numara tuttu. Yani şöyle şu çapanın atıp da bir seferde tutmadı olmadı ya. Kaçız? 3 mü? Hala mı? 5 metre yani. Biraz daha verelim. Arkamız havuz gibi olsun istiyorum. Cem abi de şimdi açacak. Yine tuttu. 3 mü hala? 1.8. Tamam. Of. Cam. Aşağı bak. Okey değil mi? Muhteşem. Tamam. Aldım. Evet. Biraz daha boşladık. Şöyle. Bu benim bosa kancam. Bunu kendim yaptım. Takıyorum. Buradan hemen dağına basıyoruz. İşlem tamam. Palamut mülkü çok güzel demir tutuyormuş. Onu görmüş olduk. Eriştelere bakacaksınız. Su böyle. Efsane. Şimdi burada kalamarımızı yeriz. İlk milleti coşturuyor. Sonra arıza çıkıyor. Teknenin her yerine. Şimdi burada 5 sene önce kalamar dolması yedik. Burası çok güzel. Burada ben gidiyorum. Tamam. Kaan da gidiyor. Nereye gidiyordun sen? İşe. İstanbul. Abi, neresi orası? İstanbul. Evet. Fiyatlar böyle. Sarhoş. Sarhoş. Sarhoş diyordu. Şöyle. 2021 Mayıs'ı. Kalamar dolması efsane burada. Bademle bal alacaktık onu. Rakılar falan da böyle güzel ya. Evet. Manzaramız bu. Tekneler al arkada. Cem abiyle benimki sol ve sağdaki, yani sol ve ortadaki diyeyim, sağdaki yeni geldi. Huzur vermedi. Olmadı. Burada Kabakçıçeği dolmamız, Atom, Köpoğlu, kızarmış bamya, bademli haydari. Teşekkürler, sağ olun. Geldikçe geliyor, aktıkça akıyor. Bu bahsettiğim kalamar dolması içerisinde peynir, işte mevsim yeşillikleri falan, badem var. Bu da börülce. Efsane bir şey. Bunu 5 sene önce yemiştik. Burası şöyle sarhoş restoran yapalamut bükküne gelirseniz. Evet, çok gönlünü kalarak sarhoş restoranı terk ediyoruz. Arkası sarhoş restoranı. Burası Akçabük Akvaryum Koyu diye de geçiyormuş yöresel gezi tekneleri tarafından. Hemen Palamut Bükü'nün bir doğusundaki bük. İlerisi de şurası Ova Bükü. Akçabük çok güzelmiş, suyu falan harikaymış. Fakat demir atacaksanız tabandaki kaya tabakalarına dikkat etmek gerekiyor. Tabaka tabaka kayalar varmış. Çapanızı orada bırakabilirsiniz yani. Ova Bükü'ne uğramayacağız. Normalde Akçabük'e girecektik ama Palamut Bükü'nde fazla zaman harcadık. Şimdi buradan hemen şu tepenin arkası bizim kalacağımız yer Hayit Bükü.
Eskiden orada da bir tane iskele varmış muhtarın yeri diye. Sonra oradaki yöre insanları o iskeleyi kaldırtmışlar. Çünkü daha fazla şezlong koyulabilsin diye. Ama herhalde planladıkları gibi olmamış. Çünkü gelen yelkenci kesim orta ve yüksek tabakadan insanlardan olduğu için daha fazla gelir bırakıyormuş. Sonrasında beton bir iskele yapılmış. Sonra o iskele kışın yıkılmış. Daha sonrasında yeniden bir iskele yapılmış. Şimdi yer bulabilirsek o iskelede bağlanacağız. Orada da telefon numarasını paylaşırım. Serdar da yanlış hatırlamıyorsun. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Tonoz veriyorlarmış. Fakat sert esebilecek havalarda sizin de demir atıp gelmenizi ve sonrasında tonoza bağlanmanızı istiyormuş. Elektrik su varmış. Bakalım gidelim görelim. Kayıt güzel bir yer. Arabayla ulaşımı olan bir yer. Daha önce biz gitmiştik. Kayıt güne geldik. Ama iskeleye girmedik çünkü yemek yediğimiz yerde Palamut Pükü'nde suyumuzu doldurduk. Su, elektrik zaten ihtiyacımız yok. Makine basıyor. Girelim mi girmeyelim mi? Girmedik en son. Geldik Alarga'ya. 1, 2, 3, 4. Videcem abi şimdi yanaşıyor. 5 tekneyiz. Su amazing zaten. Muhteşem bir yer. Eskiden tam şuralarda bir yerde Muhtar'ın yeri iskelesi varmış. Herkes oraya bağlanırmış. 10-15 tekne kapasiteli. Şimdi böyle. Duruma göre bakalım. Burada biraz kalabalık olduk. Demir yerimizi değiştiririz. Veya rüzgara göre bakacağız. Ama şimdilik her şey güzel gözüküyor. Oradan uzağız. Altımız 3 metre su. Yani salmadan aşağısı 3 metre. Komple 5 metredeyiz. Aşağısı da böyle.